Kafamın tasını attırma yoksa fena yaparım seni, defol! Bütün istediklerimi verdin bana. Hem fağır hem ehtiraslı kadın. Türk filmlerinin sultanı Türkan Şoray. Türkün Osu'nun sultanı ünvanını taşıyan aktrisa 1945. il iyunun 28'inde İstanbul'da doğulub. O bir məmur ailəsinin ilk övladıydı. Biografiyasında atası Çərkəz əsilli yazılsa da, Türkan Şoray müsahibələrindən birində ata tərəfdən Azərbaycanlı Naxçıvandan olduğunu demişdi. İndiyədək bunu dilə gətirən yeganə mənbə də onun özüdür. Anası isə Salonikdəndir. 1960-cı illərdə kino sahəsində özünü tanıdır. Aktrisa kimi hamının ürəyində taxt qurur. Gözəlliyi, ələxsus gözləri, baxışı milyonlarla insanın ürəyini fəth edir. Hətta bir çox qadınlar həyat yoldaşına Türkan Şorayı qısqanırdı. Şoray'ın atası vefat ettikten sonra aile sıkıntılar içinde yaşayır ve anası Meliha Şoray kızının aktris olmasına destek olur. Ölsem gene gideceğim, onsuz olamam artık. Nermin dur diyorum sana, dur gitme. Türkan kinoya nece geldiğinden bahseden hatirelerini böyle izah edir. Kinoya gelişim böyle oldu. Gonçlukta bir film çekmek için komanda gelmişti. Başrolda oynayan aktrisanı görende düşündüm. Ne güzel hanımdır. Bu kadın mühterem Nur idi. Bir kişi yanıma geldi ve dedi, filmlere çekilme istiyorsan. Korktum ve derhal eve kaçtım. Sonradan bu adamın Memduh Ün olduğunu öğrendim. Filme çekilmekten kaçan Türkan Şoray'dan filmler, setler, set arkası çalışanlar onun hayatını değişti. Bu kadar sevgiyle karşı olmak. Gözəl qadın olsa da sevgidə bəxt o qədər də gətirmir. 20 il Qalatasarayın köhnə vitse prezidenti Ruchan adlı ilə münasibət qurur. Bu cütlük film çəkilişində tanış olurlar və Ruchan Şoraydan düz 23 yaş böyük idi. Sevgilin olduğu her yerde her şey çok güzel olur. Türkiye'de Türkan Şoray'a niye sultan değilir? Adlı Şoray'a gönderdiği çiçek buketlerine yapıştırdığı kartlarda ve qeydlərdə həmişə sultanım yazırmış. Türkan Şoray Türk kinosunun ve xalqının sultanı olmağa başlayır. Beni mi istiyor? Önemli olan hizmetçilik değil. Allah kuvvet versin, yaparım ben. Gördünüz değil mi? Karı deli. Deli senin sülalen. Bir müddet sonra Türkan Ruşan'dan ayrılır. Sebep onun birinci ailesinden boşanmaması olur. Bunun için Türkan bu münasibete son koyur. Ama üreğinde balaca da olsa sevgisini taşıyan aktrisa 1995. ilin avqust ayında xəstəxanaya yerleştirilen adının son anlarına dək tək koymur. 1983-cü ildə aktyor Cihan Unal ilə evlənir. 1987-ci ildə ayrılır və bu evlilikdən Yağmur adlı bir qızı dünyaya gəlir. Türk filmlərinin sultanı rejissor Lütfi Akad'la uzun illər birlikdə çalışırlar. Lütfi Akad mənim möcüzə rejissorumdur deyir. O mənə deyirdi ki, sənin gözlərin gözəldir və sən gözlərinlə oynamalısın. Eskisi gibi güzel olsaydım, beğenir miydi beni? Yemeklerden acılı bulgur pilavı ile etli patatesi, çiçeklerden de gülü sev. Bəli, Türkiye'nin sultanı Türkan Şoray hakkında çok danışmaq olar. Onun gözəlliyi, onun sənəti her zaman bizim kalbimizdedir. Hayatta bin kere dünyaya gelsem, bin kere Türkan Şoray olmak isterdim.